Arkadaşlar bugün Tonguç Akademi'de size trigonometriyi anlatacağız en hocam sonunda. Hocam yapmayın ya trigonometri uf ya. Trigonometri deme evladım uf deme çok basit bir konu ya. Herkes büyütüyor bunu. Ben büyütüyor. hiç duymadım hocam nedir trigonometri? Bak Tonguç. Tonguç görüyor musun kafana Huni takmışsın artık trigonometri trigonometri diye diye çıldırıyorsun. Aslında hiç de zor değil Tonguç. Hocam ya yapmayın. Tonguç trigonometride bir tane dik üçgen var tamam mı? Tamamdır Bu hocam. Bu dik üçgenin bir tane açısını seçiyoruz ilk başta. Bu açısını ne diyelim Tonguç'um? X açısı diyelim. Tamam hocam. Bunun karşısındaki kenara karşı kenarı. Komşusundaki kenara komşu kenarı. Bu en uzun kenara ise yani 90'ın karşısındaki kenara ise hipotenüs adını veriyoruz. Bir kere bunları bileceksin. Hipotenüs yine birinin soy ismi mi hocam yoksa? Hipotenüs Pisagor'un arkadaşı. Anladım hocam. Pisagor videomuzda var o zaten. Tamam. Şimdi Tonguç'un um bak sinüs denilen bir oran var. Aa sinüsü biliyorum hocam ben. Nereden biliyorsun Eylül Hocam sinüs benim kedimin adı. Evladım saçmalama ne kedisi Kediye kedisi adı alıverir evet. mi? Evet hocam hatta getireyim tanışmak ister misiniz e... hocam kedimle? Çılgın mısın evladım sen? <laughs> Tam getir bakalım nerede? gel kızım gel. Kız mı erkek mi? Erkek hocam erkek. Bir getir bakalım. Ama ne? böyle kız gibi çok tatlı bakın hocam. Oo ha maşallah maşallah. Sinüs hocam. Ne kadar hocam. güzel bir kedi bu böyle. Maşallah bu, bunun adı ne? Sinüs hocam dedim mi işte Sinüs. Hadi be. Arkadaşı var hatta o da Şaka. başka birisi. Evladım ne boş beleş bir adamsın ya. Sinüs diye kedi mi olur ya? Hocam çok tatlı. Hayret bir şey. Neyse Tonguç'um bak. Sinüs dediğimiz şey yanına bir tane açı yazılarak yazılıyor mutlaka. Sinüs x diye okuyoruz tamam mı bunu? Bak bunu yazdıktan sonra bunu eşittir. Karşı kenar bölü hipotenüs diye adlandırıyoruz. Tamam hocam. Bak bunu nasıl okuyorduk Tonguç'um? Sinüs diye okuyorduk değil mi? Evet. Sonunda efendim. üst var değil mi? Dolayısıyla neye bölüyormuşuz? Sonunda üstlü olan hipotenüse bölüyormuşuz. He. Sinüs deyince karşı kenar. Bak bunu unutma. Sinüste karşı. Bu hep ezberlememiz gereken bir şey. Kosinüste ise Tonguç'cum komşu kenar. Bak sinüste karşı, kosinüste ise k ko ko'dan aklına gelsin. Aa, tamam komşu hocam. dik kenar bölü. Hatta comşu yani. <laughs> Aynen comşu ve e, comşu yazıyorum ben de ya. <laughs> kosinüsle bitiyor ya sonu üstte evet. bitiyor ya. Bak hipotenüse bölünüyor. Tamamdır konuş. hocam. Bunu aklımızda tutalım. Şimdi sana bir tane örnek yapalım ama ondan önce bir tanjantı da gösterelim. Çelik jantı biliyorum hocam. Bir dakika dur sana bir tane örnek yapayım ilk başta. Hemen şöyle bir tane üçgen çiziyorum tamam mı Tonguç? Dik üçgen. Buradaki açıya x diyelim. Burası 3, burası 4, burası 5. Sen bana sinüs x'i söyler misin Tonguç? Bak karşısındaki kenar bunun ne Tonguç'cum? 3 bölü Hipotenüs ne Tonguç'cum? 5. 5. Çünkü dikin karşısındaki kenara hipotenüs diyoruz. Hemen şunu söyle bakalım. Kosinüs x nedir Tonguç'cum? 4 bölü 5. Mükemmelsin. Komşu bölü Conçu hipotenüs. Komşu bölü 5. Şimdi. Şimdi tanjanta bakalım Tonguç. Tonguç'cum tanjantı şöyle ezberleyebilirsin. Karşı komşum Tanya. Oha. Bak, <laughs> şöyle düşün. hocam ya. Şöyle düşün. Tanya adındaki bir kız var karşı komşunuz sizin evet ve e, sen sürekli ona bakıyorsun kesmeye çalışıyorsun hani <laughs> acaba bana bakar mı diye merak ediyorsun. Bu e, tekerlemeyi de şuraya yazıyorum bak karşı komşum Tanya bunu unutma tamam mı Tonguç? Tamam unutulur mu hocam Tanya? Tonguç'um o zaman Tanjant karşı bölü komşu oluyor Aa. o tekerlemeden aklına getirebilirsin. Kotanjansa bunun tam tersi komşu bölü karşı Kotanjant kim hocam? Babası mı? Ya da abisi mi? E, tanjantın kolsu. Ha. yani Yani komşuyla başlayalım. Tamamdır hocam. Burada hemen bir tane örnek yapalım ki pekiştirelim seninle. E, dur bakalım sayfamızı çevirelim artık. Heh. Sinüs x. Tekrar bak aynı soruyu sorduk sana. Sinüs x neydi Tonguç? 3 bölü 5. Karşı bölü komşu. Karşı bölü hipotenüstü. 3 bölü 5. Tanjantı karşı komşum Tanya. Karşı bölü komşu. Yani 3 bölü 4. Peki ben bu karşı komşuyu nasıl ayırt ediyorum? Hani deminkini tekrar edelim. Şu açıyı belirledim ya. Evet hocam. Bu açının karşısındaki kenar zaten gözüküyor. Değil 3. mi Tonguç? Komşusundaki kenarsa tam yanındakiler. Peki niye bu değil diyeceksin? Çünkü bu özel. Bunun adı ne? Hipotenüs. O dik açının tam karşısındaki. Heh. Bu en uzun kenar olduğu için hipotenüs diye adlanıyoruz. Ona karşı Anladım komşu hocam. demiyoruz. O çok özel bir şey. Peki o zaman sen de bana şunu söyle. Kotanjant X nedir Tonguç? Söyle bakalım. Hocam komşu bölü karşı kotanjant X. Mükemmel. Tam tersiydi tanjantın. 4 bölü 3. 4 bölü 3. Peki kosinüs X nedir Tonguç? Onu söyler misin? Kosinüs X de komşu bölü hipotenüs yani 4 bölü 5. İnanılmazsın Tonguç. Zirvedeyim hocam. Olayı gerçekten anlıyorsun. Şimdi bir soru tipi göreceğiz. Bu soru tipi özel bir soru tipi. Lütfen buna çok dikkat et. Buyurun, Tonguç hocam. sinüsü veriyor kotanjantı soruyor. Sinüsik çağırayım mı hocam yine? Tonguç bu, bu kedi ne yapıyor ya? Sabahtan beri dolaşıyor. Aman Allah'ım testlerimi yırtıyor. Ödevlerimi yapamayacağım artık. Evladım o ne yapıyor? Bir şeyleri kokuyor. Hocam ödevleri yapamam artık. Testler yırtalım. Neyse Tonguç. Bak şimdi. Eğer bize sinüsü verirse, kotenjantı sorarsa ne yapacağız? Bak Tonguç. Sinüsü verdiği zaman hemen bir tane üçgen çiziyoruz Tonguç. Tamam. Eğer bize herhangi bir oran verdiyse üçgen çiziyoruz. Sonra bunun bir açısına ne diyoruz? X açısı diyoruz Tonguç. Doğru. Şimdi sinüs ne demekti Tonguç? Karşı bölü hipoydu değil mi? Evet hocam. Karşısı bunun neresidir? Bu kenardır. Yani 12 burasıymış. Evet. Hipo da 90'ın karşısındaki 13 de burasıymış. Evet hocam. Bu özel bir üçgene benziyor Tonguç. Hangi özel üçgen diyor musun? 12-13-14 üçgen. Hayır 5-12-13 üçgeni Tonguç. Ha. Hemen oradan aklımıza 5-12-13 üçgen. Eğer yapamazsak da buna x diyeceğiz. Pisagor yapacağız. x kare artı. 12'nin karesi eşittir. 13'ün karesi yapacağız. Burası 169 çıkıyor. Burası 144 çıkıyor. E, x karenin de 25 olması gerekiyor. x kare eşittir 25 ise x eşittir 5'tir diyoruz buluruz. Doğru. E, bulduktan sonra bitti zaten. Kotanjant neydi Tonguç? Kotanjant komşu bölü bölü karşıydı. Evet. Bak bunların sonu üstle bitmedi ki hipotenüs yoktu bunlarda. Anladım hocam. Kotanjant kola başlıyordu. Komşu bölü karşı. O zaman 5 bölü komşusu bu. Karşısı da bu. 12. 12. Anlaştık mı tamam? Anlaştık hocam harika. Bu çok çıkan bir soru. Çok, çok kolay dikkat hocam. Ben trigonometrinin bu kadar kol olduğunu bilseydim. Ah, ah, ah Ya trigonometri zor gibi gözüküyor insanlara doğru adı, söylüyorsun. Adı böyle terminatör gibi hocam ama aslında kolay evet, bir şey. Aslında basit bir şey. Bak Tonguç bir kare vermiş. Karenin özelliği ne Tonguç? Kare olması. Tüm hocam. kenarları birbirine eşit ya, evladım. Abi. Ve buralarının kaç derece olduğunu biliyoruz. 90 derece olduğunu biliyoruz. Evet hocam. Bunun bak şurası 3 ise şurası 1 ise o zaman bunun bir kenarı 4 değil midir Tonguç? Doğru. O zaman burası da 4 değil midir? Doğru. E burası da 4. Burası da 4. Haksız mıyım? Haklısınız hocam. Tonguç'cum bak şurada bir tane Açı vermiş. Buna X açısı diyelim. Bu X açısının sinüsüyle iki tanımlı arasındaki farkı soruyor bize. Hmm. Şimdi o zaman bizim sinüsünü bulmamız gerekiyor bu açının. Sinüs ne demekti Tonguç? Karşı böyle hipo. Süper. Bu üçgeni görebiliyor musun Tonguç? Um? Görüyorum hocam. Bu üçgende hipo burası değil mi? Evet hocam. 3, 4, 5 özel üçgeni Tonguç. He. Bu çok çıkar. O yüzden lütfen ezberle bak. 3, 4, 5 5, 12, 13 özel üçgenlerini çok iyi ezberle Pisagor konusunda. Tamam videomuzu evet. izle mutlaka. E o zaman bunun karşısındaki ne Tonguç? 3. X'in karşısındaki 3 bölü hipotenüsü beş. de 5. O zaman bunu bulduk bile. Tamam. Eksi diyoruz. Bak bunu bulduk yazdık yerine. Evet. Eksi 2 çarpı 2 tan demek 2 çarpı. Karşı Tanya. Çok güzel. Karşı komşum. Karşı komşum Tanya. 3 evet. bölü 4. Ama bak hep bir şeyleri bir şeyleri bölüyoruz unutma. 3 tamam bölü 4, 5 bölü 7 bunları bölerek hesap ediyoruz. Dolayısıyla hemen hesabını yaparsak 3 bölü 5 eksi 6 bölü 4 eder. Bunun altında 1 vardır. Bununla buna çarpılır falan filan. İşlemler sana kalmış. Tamam mı? Harikasınız hocam. O zaman ödüllü sorumuzu yap cevapları. Hemen yapıyorum hocam. Tamamdır.